8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Hüseyin Metin. Hüseyin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hocam pek çok konu konuşacağız ama öncelikle mezoterapiden başlamak istiyorum. Mezoterapi nedir ve niçin kullanıyoruz? Mezoterapi yani birçok işlem için kullanılabiliyor aslında. İğneli bir işlem. Küçük iğnelerle, çok ince iğnelerle yapılan bir işlem. Kullanım alanlarına gelince hani ağrı için de kullanabiliyoruz. Gençleştirme, leke tedavisi ve buna benzer bir sürü alanda kullanılabiliyor. Mezoterapi kullanılabilir. Evet. Hocam peki mezoterapiyi kimlere uyguluyorsunuz? Haricinde mezoterapi ürünlerinin içeriği tam olarak nedir? Bunlardan da bahseder misiniz? Tabii ki. Yani uygulama aslında şöyle anlatalım. Hani uygulamayacağımız insanlar kim? Onu söylesek daha iyi olabilir. İşte hamileler, işte kanser hastaları, işte kronik ve çoklu ilaç kullanımı olan insanlar, işte 16 yaşından küçük, hatta 18 yaşından küçük çocuklar diyebiliriz yani. Hani o çünkü izne tabi artı yani o yaşta uygulamanın da hani çok ekstrem durumlar olmadığı sürece bir anlamı yok. Kimlere uygulamayız kısmını genişletebiliriz ama hani bu kadarı yeterli olabilir çünkü hani bazen mesela hastalar işlem yaptırırken hastalıklarını saklıyorlar. Evet. Ve sakladıktan sonra diyelim ki siz işlemi yaptınız. 3 ay sonra hastada çok ciddi bir reaksiyon gelişiyor. Bir kere başımıza geldi. Yani çok ciddi bir durumdu. İçeriklerine gelince de hani mineraller, vitaminler, amino asitler, işte somon DNA artık hani kişinin neye ihtiyacı varsa işte ağrı kesici ürünler hani hepsi kullanılabiliyor ama karışımı siz hastaya göre hazırlıyorsunuz. Hocam PRP'den de bahsedelim. Hani PRP nedir? Bunun ne amaçlarla kullanıyorsunuz? PRP aslında hani daha basit bir işlem. Kişinin kanını alıyoruz. Onu bir santrifüj cihazından geçirip kalan işte platelet rich plasma dediğimiz kısmı PRP onun kısaltılmışı. Yani o sarı serum kısmını dikkatli bir şekilde çekip içine kan elemanları girmeden enjektöre çekip hangi bölgeye uygulayacaksak yine mezoterapi iğneleriyle 4 mm ya da 13 mm artık hangi amaçla kullanacaksınız. Genelde hangi amaçla kullanılıyor? Ben en çok hani leke tedavisi, işte gençleştirme, yüzü canlılık ve hani lifting etkisi de çok ciddi düzeyde var. Artı hani diğer işte hani hastalıklı durum, dermatolojik bazı hastalıkların tedavisinde de mesela aknelerde çünkü kendi immünglobulinleriniz olduğu için herhangi bir alerji riski yok. Yani yaptığınız zaman herhangi bir sıkıntı yaratmadan sadece ufak ufak şişlikler olarak böyle küçük 3 mm, 3 mm o da zaten 15-20 dakika sonra geçiyor ve hasta rahatça evine gidebiliyor. Hocam peki kırışıklık tedavisinde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz ya da içerikleri? Ya şimdi kırışıklık tedavisi deyince aslında çok geniş bir kavram. Yani bunun cerrahi ve non cerrahi kısmı var. Hani ben non cerrahi kısmındayım. Hı-hı. Cerrahide zaten plastik cerrahlar yapacaklarını yapıyorlar. Non cerrahi kısmında da hani şimdi 7-8 şey var. İşte ip askıyla başlayabiliriz. İşte lazerli kullanılan HIFU, işte bizim kendi yaptığımız işte mezodermal enjeksiyonlar, özellikle hyaluronik asit kullanılarak yapılan işlemler. Hı hı. Bu daha yaygın kullanılan bir şey. Hyaluronik asit de hani çok yaygın kullanılıyor. Dozajı çok iyi ayarlarsanız çok iyi sonuçlar ortaya koyan bir ürün. Evet. Hocam leke tedavisinden de biraz önce sözü geçtiği için soruyorum. Bundaki yaklaşımlarınız neler? Yani leke tedavisinde hani daha çok ben mezoterapi ve PRP'yi kullanıyorum. Ama hani diğer lazerli üniteler de hani kullanılan şeyler arasında. Ama en hani etkili tedavi diyebileceğim şey PRP'dir. Ama mezoterapinin de bazı ürünleri hani o leke tedavisi için ya da hani daha sonrasında hastaya önereceğimiz kremler de bu olayda faydalı oluyor. Hocam peki sizin tamamlayıcı tıp, kupa tedavisinden de bahseder misiniz? Sizin alanınız olmuş oluyor kupa aynı artık zamanda. Hani, kimlere yapılır? Yani benim alanım sayılır çünkü o konuda hani bir ciddi bir sertifika döneminden geçtik. Ama 3000 yıldır kullanılan bir aslında yöntem. Yani kişinin durumuna göre aslında hani kilolu ya da zayıf olması, sinirli ya da sakin olması bunlar da etkili oluyor. İşte akupunktur noktalarını bilmeniz gerekiyor. O noktalara
İşte kişinin rahatsızlığına göre hangi nokta, mesela diyelim karaciğerde işte du başka bir nokta, işte akciğerde başka bir nokta, baş ağrısında başka bir nokta. Oraya bir hani basınç oluşturuyorsunuz. Oranın kanını dışarıya doğru çektiğiniz zaman oraya kan elemanları yürüyor ve orada hani iyileştirici etki oluşturacak bir sistem oluşturuyorsunuz aslında. Ama hani bu kuru kupa için geçerli. Bir de bu hani halk arasında hacamat denilen olay var. O da nedir? Aslında Arapçadan gelme bir şey. Yine düzleştirme, iyileştirme gibi bir manaya geliyor. Onda da çok minimal bir hani çok ince kesitler. Hani böyle bistüriyle, çok ince uçlu bir bistüriyle yapıyorsunuz. Ama böyle imza bırakmıyorsunuz aslanın üzerinde. Yani çünkü sonrasında iz kalırsa o sizin iziniz olur. Evet. O izi istemiyoruz ve şimdi bazı merdiven altı yapılan yerler var. Mesela kupa işte diyelim 200 cc. 200 cc'nin tamamını kanla dolduruyorlar. Böyle bir uygulama değil. Çok böyle yarım santimlik, çok az bir kan. Yani bu yüzeyel durgunlaşmış kanı biz dışarıya çekiyoruz. Orada da toksinler dışarı çıkıyor ve hastaya fayda sağlıyoruz genelde. Hocam ozon terapisinden de bahsedelim isterseniz. Nerelerde kullanıyorsunuz? Yani ozon cihazla birlikte kullanılan oksijen tüpü ve ciddi bir hani dozajı ayarlamalı medikal ozon cihazı olması gerekiyor. Hani piyasada çok ozon cihazları var, temizlik ve diğer şeyler için kullanılan. Bizdeki tıbbi ozon cihazı, onun belirli hani 0-1-0-1 giden bir dozajlama sistemi var. Birçok hastalıkta kullanılabiliyor aslında. 100 yıldır kullanılan bir tedavi. Daha çok Almanya'da yaygınlaşmış, sonra dünyaya yayılmış. Yani en çok kullanılan hastalıklarda diyabetik ayak, işte anti-aging uygulamalarında özellikle kanı ozonlayıp geri vücuda veriyorsunuz. Hastanın kendi kanı olduğu için herhangi bir alerji ya da diğer bir risk olmuyor. İçinde zaten hani kan sıvılaştırıcı maddeler de ekleniyor, pıhtılaşma gibi bir sorun da olmuyor. Bu majör tedavi. Minör tedavide de o kandan 3 cc alıp hastaya kalçadan enjekte ediyorsunuz. Bu da minör tedavi. Majör ve minör tedavi anti-aging artı immün modülasyon için kullanılan yöntem. Bir de diyabetik ayakta torbalama yöntemi var. Hastanın ayağını ozondan etkilenmeyen bir torboyla kaplıyoruz. İçine ozon gazını veriyoruz. İşte belirli bir zaman, işte 20 dakika kadar içinden geçmesini sağlıyoruz. Ortalama 20 seansta diyabetik ayağın iyileştiğini görebiliyorsunuz. Bir de inflamatuar bağırsak hastalığı, işte vajinal enfeksiyonlar. Orada da direkt ozonun tatbiki şeklinde kullanılabiliyor. Ozonda şöyle bir sıkıntı var. Direkt solunmaması gereken bir gaz. Toksiktir. Hani bazı yerlerde görüyorum ozon solutma gibi değişik tedavilere kalkıyorlar. Bu yanlış bir uygulama. Hocam peki yüz gençleştirme için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Ve yüz gençleştirme için kullanılan içerikler nedir? Şimdi yüz gençleştirme deyince aslında birçok şey giriyor. Ama benim hani kendi kullandığım yöntem aslında özel bir yöntem. Hani bu biraz anatomik heykel tıraşlık gibi oluyor. Bir mezodermal enjeksiyonun biraz böyle bölgelere göre dozlarının ayarlanıp işte belirli oranlarda içinde hyaluronik asit oluyor. İşte vitamin, mineral ve diğer şeylerle kuvvetlendirilip doz ayarlamasını öyle bir yapıyorsunuz ki hastanın eski fotoğrafı oluyor. Hani herhangi bir yerinde ekstra bir şişlik olmuyor. O mesela diyelim 40 yaşındaysa 30 yaş civarına indirebiliyoruz hastayı. Hani büyük oranda. Peki bu yapmış olduğunuz işlemin, yani dermal bir dokunuşta bulunuyorsunuz. Yapmış olduğunuz işlemin ömrü ne kadar oluyor? 10 yaş geri atmış oluyorsunuz. Evet, ortalama bir hani aslında hani oradaki esas etken hyaluronik asit olduğu için hyaluronik asit de kollajen öncülü bir madde. O da yani ortalama 1-1,5 yıl kadar, hani ortalama 1 yıldır ama kişisine göre hani tiroid rahatsızlığı varsa 10 aya inebiliyor. Herhangi bir hani hyaluronidaz aktivitesi çok fazla değilse 1,5 yıla kadar da uzadığı oluyor. Bir de mesela İPASK var. İPASK'ı da hani arada kullanabiliyoruz çünkü hastaların ama durumuna göre. Hani çok genç gerekmiyorsa kullanmıyoruz. Hı hı. Ama hastanın ihtiyacı varsa işte bu halk arasında Fransız askı, İPASK dedikleri. Eğer hani fizik vektörel açıyı düzgünce ayarlayabilirseniz çok güzel sonuçlar çıkartabiliyoruz. Ama işte kursa gittim hemen ben bir İPASK yapayım olayına girerseniz ve fizik
ve vektör olayını bilmiyorsanız o zaman ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Normalde bunların bir tanesini değil bazen yani ihtiyaca binaen birkaç tanesini kombine edebiliyorsunuz. Evet, aynı anda kullanabiliyoruz. Mesela ben hani ilk önce işte yüzgençleştirme, hyaluronik asit, işte mezodermal enjeksiyonla başlayıp sonra üstüne ipaskı, sonra da yüzey kısmını işte iyice parlatıp güzelleştirmek için de PRP ya da mezoterapiyi ekleyebiliyoruz. Ya da hani hastanın diğer bölge için bir yeri yapınca diğer taraflarda bu sefer beni de yap diye bağırmaya başlıyor. Tamamlamak gerekiyor. Evet, o da hani çünkü hasta kendisi de görüyor bunu. Hani bakıyor, aa benim diyor buram eksik kalmış. O zaman oraya da hani ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Bu yaklaşık olarak hani süre açısından en azından şimdi merak eden izleyiciler için soralım. Ne kadar bir zaman ayırmaları gerekiyor ve hani sonrasında işte işe dönüş, normal günlük hayata dönüşle ilgili bir süre gerekiyor mu? Şimdi şöyle, hani mezodermal enjeksiyonsa hani hyaluronik asitin bir 3-5 gün kadar hacimlenme gibi bir durumu var. Hani oranına göre değişiyor. Onu kendisine anlatıyoruz. Şimdi işlem için geldiğinde ilk hani nereye uygulayacaksak oraya bir uyuşturucu krem uyguluyoruz ki yani bir 10 dakika kadar onunla bekliyor hasta. İşte çayını, kahvesini içiyor. Ondan sonra hani şimdi acıyı hani iğneli bir işlem olduğu için hepsi. Yani ipaskıda da aynı şekilde, onda da uzun şiş gibi iğneler. Onda da belirli hani nereye yapacaksanız çiziyorsunuz hastanın üzerine. Orayı uyuşturuyorsunuz. Ondan sonra giriş deliğini yapıp oradan ilerletiyoruz olayı. Şimdi işlem eğer hani diyelim hasta çok yaşlı, işte 75-80 yaşında ve kullanacağımız madde hani düzeyi diyelim hani mililitre düzeyinde bakarsak işte 10 mililitrenin üzerinde, o zaman o yarım saat bir saat arasında sürebiliyor bildiğiniz, çünkü belirli oranlarda her yere bunu küçük küçük eklemeniz gerekiyor ve ondan sonra da siz hani kendi o bir el yöntemiyle onu düzeltiyoruz ve geçişlerini hani kişi gerçekten baktığı zaman kendi eski fotoğrafını görebiliyor. Hani bir başkasına benzetmiyoruz hastayı. Başkalaştırmadan. Hani, yok, başkalaştırma yok. Tamamen doğal. Hani doğal olmayan şeylere zaten ben kendim de karşıyım. Çok da hoşuma gitmiyor. Bazen hastalar çok zorluyorlar. Hani doğal olmayan şeyler istediklerinde kendilerinden mecburen dilekçe alıyorum. Hani çünkü şu anda yani özellikle sosyal medyada bir güzellik algısı var ve evet, genellikle insanlar yani kadın erkek fark etmeksizin bu güzellik algısına ulaşmak için aslında aynen bir, yani bir, şey var, sadece kadın hastalarımız yok tabii hani erkek de var değil mi erkek hocam? Hastalarımıza da çok işlemler yapıyoruz hani dudak işlemi yaptığım erkek hastam bile var yani öyle diyeyim hani annesi tarafından getirilip Onda da kişinin büyük istek arzusundan değil, ihtiyacı olduğundan dolayı mı geliyor? Mesela aslında ihtiyaç oluyor, evet. Soruyorum yani, erkek için. Yani dolgu olarak değil de, yani daha böyle mezoderma, evet, hacimlendirme, restorasyon gibi düşünebilir. Evet. Çünkü biraz mezoterapik işlem yapıyoruz açıkçası. Yani bakıyorum zaten hastanın ihtiyacı var. Mesela hani hiç dudağı yok. Mesela bir tane hani zaten hasta ismi olmadığı için rahatça anlatabilirim. Evet. Annesi hani hiç dudağı yok, hiç kız arkadaşı olmadı. Bir tane ya, hani 20'li yaşlarda bir erkek hasta geldi ve dudağını yapın da işte bir kız arkadaşı olsun şeklinde bir yaklaşım da oldu yani. Hani ama mesela hani genelde kırışıklık üzerinde gidiyor. Lifting, hani sıvı yüz germe dediğimiz olayı yapıyoruz. Yani bu genelde bir saati geçmiyor açıkçası. Çok böyle ağır bir işlem değilse, çok yüksek miktarda malzeme kullanmıyorsak. Mezoterapik işlemler zaten maksimum 15-20 dakika sürüyor. Hani kremiyle beraber 25 dakikayı bulur. İpask dediğimiz olay da hani ip sayısına göre değişiyor. Ama o da yarım saat 45 dakika arasında bitiyor açıkçası. Bundan sonra normal hayata dönüşle ilgili de bir şey yok sanırım. Şöyle, hani çok ciddi düzeyde bir morarma, şişme yani ben bugüne kadar hiç yaşamadım. Ama yaşayanlara belirli kremler var, onları öneriyoruz. O hani mezodermal enjeksiyonlardan sonra ilk 5 gün ödemin artacağını söylüyoruz hastaya. İşte sonra da azalmaya başlıyor. Eğer böyle ekstrem bir alerjik reaksiyon gelişmişse de ona göre ilacını veriyoruz. Evet.
3 günlük bir tedavi, o da onu söndürüyor hemen. Ama çok nadir, %1 ile 5 arasında gördüğüm bir şey bu. Çok fazla hastada görmüyorum. Yani ip askıda da mesela normal hayata dönme ertesi gün oluyor. Genelde böyle aşırı bir, hani o dediğim fizik vektör açısına dikkat etmişseniz yüzde zaten çok ciddi bir değişiklik olmuyor. Hani yüz lifting aksine dışında. Aksine gergin ve diri olmuş. Evet, güzel aynen oluyor. Öyle. Çok hafif böyle hani o uyuşturmak için yaptığımız iğnelerin küçük morlukları olabiliyor. Onun için de bazı kremler var. Onları öneriyoruz. 2-3 günde geçiyor o da. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben pek çok konudan konuştuk. Evet. Gayet de güzel bir sohbet ben oldu. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza yanınıza sağlık. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Hüseyin Metin'di. Kendisiyle özellikle uğraştığı geleneksel yaklaşımlardan tutun mezoterapiye, PRP'ye, tamamlayıcı tüm tedavilerle ilgili pek çok şey konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.